Yani puta tapmaya yönelmiş olan bir kimse, o putta Allah'ı görmek suretiyle Allah'a yönelmesi kulunun ona ait olan zannıdır. Hadis-i şerifte de nasıl belirtiliyordu? Ene abdi zanni bi, yani ben kulumun zannına göreyim. Yani kulum beni nasıl zan etmişse ben öyleyim. Ancak bu zannediş o kulun kendine ait olan bir zannediş olmakta, genel bir zan değil. İşte bütün insanlar tevhid ehli ve irfan ehilleri hariç olmak üzere bütün insanlar kendilerini, bütün insanlar Cenab-ı Hakk'ı kendi zanları üzere zan olarak kurguladıklarından ve o şekilde anladıklarından, zan üzere ne kadar insan varsa yeryüzünde veya gökyüzünde idrakli şuurlu varlıklar varsa o kadar çok Allah anlayışı olmakta. İşte her daha biraz sonra gelecek her cemaat kendilerinde olanla şendir, yani kendi anlayışları üzere huzurdadırlar manası bu şekilde ortaya çıkmakta. Yani her varlık kendi Rabbini kendi kurgulamakta. Ancak bütün alem Hakk'ın varlığı içerisinde olduğundan bu kurguladıkları Rab anlayışları dahi genel Rabb'in içinde olmakta. Dışında olmadığından şirk olmamakta. Yani batinen şirk olmamakta. Çünkü bir bütünün içinde olduğunda. Ancak bu anlayışlar sahiplerine anlayışları kadar hak bilgisi verebilmekte. İşte bunların hepsini aşmak ve gerçek hak anlayışına ulaşmak ancak tevhid hakikatiyle ve irfaniyet anlayışıyla mümkün olmakta. İşte o zaman bütün bu anlayışları bünyesinde kabul ve tasdik etmiş olan kimse gerçek manada arif, irfan ehli olmakta ve diğer ifadeyle veli veya veliye olmakta. Cenab-ı Hak cümlemize hiçbir varlığa, hiçbir ibadete ters yönlü veya taraflı bakmadan hepsinin kendine ait bir özü ve hakikati vardır anlayışı içerisinde hoşgörüyle bakıp hayatımıza devam etmemiz bize çok şey kazandıracaktır. En azından içimizdeki kavgayı neden, niçin, nasıllık halini ortadan kaldırmış ve bu şekilde kaybedeceğimiz zamanı da kazanmış oluruz. Çünkü şüphe ve tereddütlerle hayatını sürdüren kimse o şüphe ve tereddüt devreleri boşa geçmiş olmakta. Onun yerine muhkem bir anlayışla, güzel bir hayata bakışla ve Elif la mim zalikel kitabe la raybe fih. Bak, onda şüphe yoktur hükmüne ulaşmış olan insanlar olarak şüphesiz tereddütsüz aleme bakmamız bizlere çok şey kazandıracak ve yolumuzu da kısaltacaktır inşallah. Bu manada şu hadis-i şerif önemlidir. Müftüler fetva verse dahi kalbine danış. Bakın ne kadar güzel bir husus. Neden peki? Çünkü müftülerin fetvası kendi ellerindeki olan kayıtlı bilgilere göredir. Kayıtlı bilgiler de şeriat mertebesi itibariyle fıkhi konulardır. Ama kalp ve diğer ifadeyle efide yani fuat, yine diğer ifadeyle gönül kayıtlı değildir. Kalp denen şey Muhittin Arabi Hazretleri'nin de Füsusül Hikem'de belirttiği gibi dönücü mukallip kalp manasına olduğundan kesin bir hükmü yoktur. Neden? Çünkü her esma ilahiye açıktır. İşte zahiren hükümler şer'i manada, fiili ve fiziki manada kesin olmakla birlikte gönül alemindeki hükümler ise hususiyet dönük olduğundan kişilere göre
hükümlerdir. Şeriat mertebesindeki hükümler geneldir. Yani abdest, oruç şöyle edilecek, böyle edilecek. Ama gönül aleminde olan kişiler kendi özelliklerine göre hususiyet arz etmektedirler ve mertebelerine göre de. İşte bu yüzden müftüler zahiri manada bir fetva verirler. Ancak o verdikleri fetva gönülü de ilgilendiriyorsa, o zaman o fetvanın diğer yönünü de kalbine danış diye ifade edilmiş. Bu kalp fetvası umumi manadadır. Hususi kalp fetvasına gelince o zaman iş değişir. Demin dediğimiz gibi kalp, yani zahir şeriat mertebesinde olanlar için umumidir. Yani fiziki hususlarda birlik olması bakımından zaten bu zaruridir. Yani herkes namazını bir tarafa doğru kılacaktır ki bu umumidir. Ama kişinin gönül alemindeki yönelmesi bir başka olacağından o zaman iş hususileşmekte. Yani hususi kalp fetvasına gelince o zaman iş değişmektedir. Her kalp doğru fetva veremez. Bakın bu da çok mühim ve gerçek bir hadise. Doğru fetva verebilmesi için o kalbin doğru ayarlanmış olması, doğruya göre ayarlanmış olması gerekmekte. Yani cael hakka ve zehakel batıl hükmüyle hakka göre ayarlanmış kalp doğru fetva verir. Ama hayale ve vehme göre ayarlanmış veya o hayal ve vehmin hükmü altında kalmış olan kalpten doğru fetva zaten çıkmaz. Onun için diyor her kalpten fetva sorulmaz ve oraya danışılmaz. Ne kadar güzel tabirler ve hükümler koymuşlar. Bundan bazı kalpler murad edilmiştir, hepsi değil. Yani yukarıdaki hadis-i şeriften müftüler fetva verse dahi kalbine danış. Yani müftülerin verdiği fetva senin zahir manadaki kalbinin hukukunu ilgilendiriyorsa, onlara uy, mantığına da uyuyorsa. Ama batıni manada fuat olarak gönlünü ilgilendiriyorsa onu kendi gönlüne danış. Bu itikada dayalı incelik onların yaptığı işin hakikatine uygundur. Onları bu yoldan hakikat işin zuhuruna çeker götürür ama ahirette. Allah-u Teala bu manada şöyle buyurdu. Küllü hizbin, yani her cemaat kendilerinde olanla şendir. Yani sevinmektedir. 32'ye 30 Rum suresi. İşte demin yukarıda dediğimiz gibi her cemaat geneli ifade etmediğinden, yani küllü ifade etmediğinden, yani bir cemaat bütün küllü ifade etmediğinden ve insanlar da bölüm bölüm olduğundan her cemaat kendilerinde olanla sevinmekte, sevinçlidir. Yani dünyada da böyledir, ahirette de. Bu böyledir çünkü isim müsemmadan ayrılmaz diyor. Yani isim isimlenmiş olandan ayrılmaz. Onları şenlikle isimlendiren odur. Onları bu şekilde vasıflandırdı. Onları şenlikle isimlendiren odur. Onları bu şekilde vasıflandırdı. Yani Cenab-ı Hak onları şenlikle vasıflandırdı. Her cemaat kendilerinde olanla şendir. Yani her cemaat kendi mertebesi itibariyle şendir. Eğer öyle olmasa zaten peşinden gitmez.
onları da bu şekilde o vasıflandırdı. Yani Cenab-ı Hak bu vasfı onlara verdi. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bir vasıf da zaten kesindir. Ne kadar güzel bir ifade. Her cemaatin şenliği de kendi istikametinde olduğundan diğer cemaatin neşelendiği, şenlendiği şey diğer bir cemaati hüzne sürükleyebilir. Yani kişilere göre ve kimliklere göredir değerlendirmeler. Birinin siyahı sevmesi, diğerinin beyazı sevmesi, diğerinin yeşili sevmesi gibi. Zaten o meyilde olanlar görüyoruz ki hep aynı renklere yönelmekteler. İşte o kırmızıyla şenlenmekte, diğeri siyahla şenlenmekte. Bunun en açık ifadesi günümüzdeki futbol hadiseleri görüyorsunuz. Ben diyor canımı veririm işte sarı lacivert için yahut sarı kırmızı için, siyah beyaz için. Neden? Onunla şenlenmiş çünkü. Onları şenlikle isimlendiren odur. Onları bu şekilde vasıflandırdı. Bu vasıf ise mevsufa mugayir değildir. Yani vasıflanmışın gayri değildir. Yani bu sisteme karşı değildir. Ancak her cemaat kendilerinde olanla şen oldu. Denseydi o zaman bu fiil sıgasıyla gelmiş olurdu. Yukarıdaki manaya aykırı düşerdi. Müzari sıgası ile şen olur. Yani mazi sıgası ile şen oldu deseydi bu sadece geçmişte kalacaktı. Müzari sıgasıyla yani olur şekliyle olur ne demek? Bugün de olur, gelecekte de olur manasına. Ama oldu, sadece geçmişte oldu manasına. Onu demek istiyor bilindiği gibi, bildiğiniz gibi işte. Her cemaat kendisinde olanla şen oldu denseydi, bakın geçmişte kalmış olacaktı bu husus. Günümüze ve daha ileriki zamanlara bu bilgi, bu hüküm aktarılmamış olacaktı. O zaman bu fiil sıgasıyla gelmiş olurdu. Yukarıdaki manaya aykırı düşerdi. Müzari sıgası ile şen olur şekliyle geldi. Yani kâne idi yekûnü. Olur manasını onu belirtmek istiyor. Şen olur deseydi o zaman bir arada bir açıklık olurdu. Ama isim böyle değildir. O sürenin devamını gerektirir. Bakın müzari sıgasıyla gelince onun devamını gerektirir. Yani onlar dünya hayatında yaptıklarıyla şendirler, ahirette ise halleriyle şendirler. Onlar dünya hayatında yaptıklarıyla şendirler, ahirette ise halleriyle şendirler. Ellerinde bulunanla daimi bir şenlik içindedirler. Tabii bu şenlik kendilerine göre ve kendi mertebeleri itibariyledir. Onu bilmemiz gerekiyor. Bu mana icabıdır ki dünyaya geri çevrilseler yine kendilerine yasak edilen şeyi yaparlar. Yaptıkları işin sonucunu azap bildikleri halde. Zira o işte bir lezzet, lütuf bulurlar. Bu lezzet dahi o azapta bekalarının sebebidir. Yani şunu demek istiyor, o aldıkları lezzete devam ettikleri sürece o anlayışları da devam eder. Yani bekaları devam etmiş olur. Zira Hak Teala'nın rahmeti icabıdır ki kuluna ahiret azabı dilediği zaman onun için bu azapta grizi bir lezzet halk eder. Azap görünün cesedi de ona aşık olur. Ceza dendiği zaman biz bunu hep işte acıtıcı manada, yakıcı, işte zorlayıcı manasında alıyoruz. Genelde öyle kabul görmüş. Ceza karşılık demek. Cenab-ı Hak cennetle de cezalandırıyor. Cehennemle de Kur'an-ı Kerim'de açık olarak belirtiliyor.
cennetle de karşılık veriyor, cehennemle de. Azap da işte, cennette de azap var, cehennemde de azap var. Yani azap ve ceza sadece cehenneme ait bir hadise değil. Bunlar tadış ve karşılık manasında. İşte her kişinin tadış alışı başka olduğundan bütün tadışların tek şekilde tadışa bağlanması zaten mümkün olmamakta. O halde azap ve azaplar ve cezalar göreceli olmakta. Yani külli olarak bütün alem bir tek şeyden tadış alır. Bir tek yönde cezalanır, bir tek yönde mükafatlanır diye bir o zaman hususiyet olmamaktadır. Eğer öyle oluyorsa bu Cenab-ı Hakk'ın aczini gösterir ki böyle bir şey de söz konusu değil. Külli yevmin füve fişen, her an yeni bir oluşta, yeni bir tecellide olan yüce zatın tek bir yönde bütün varlıkları aynı şeyi tattırması da tabii düşünülecek bir şey olmaz. O halde küllü hizbin dediği, yani bütün gruplar kendi tadışları itibariyle Hakk'a yönelmekteler ve o zevki almaktalar. O zevki, o tadışı aldıkları için de o anlayışını devam ettirmekteler. Onun için hani derler ya, Cenab-ı Hak peygamberlerine kaza ve kader sırrını peygamberliklerinin sonlarına doğru açar. Eğer kaza ve kader sırrını, yani bu anlamda idrak etmiş olsa bir kimse, o zaman tebliğ görevini yapamaz, acize düşer. Ancak tabii bu daha ayrı bir konu ama genel olarak bir ifade vermesi bakımından ifade ettim. Azap görenin cesedi de ona aşık olur. Yani o tadışa aşık olur ve o tadışı tatmak ister. İşte her grubun kendine ait böyle azabı ve tadışı vardır. O tadışları devam ettiği sürece de onlar o anlayışlarını sürdürürler. Ki bu da bir grup, yani hizb olmuş olur. Ama Allah-u Teala onun azabını hafifletmeyi dilediği zaman o lezzeti yitirir. Bakın, onun tadışını hafifletmeyi düşündüğü zaman o lezzeti, yani kendi nefsinde almış olduğu lezzeti yitirir, kaybettirir ona. O zaman rahmete yönelmeye mustar kalır. Yani çaresiz kalır ki bir başka lezzete, yani rahmet lezzetine yönelir. Allah-u Teala'nın şanı odur ki mustar kalmışın duasına icabet ede. Yani çaresiz kalmış olanın da duasına icabet eder. Ne kadar güzel değil mi? Mevzular anlatılıyor bakın. Tekrar o bölümü okuyun. Ama Allah-u Teala onun azabını hafifletmeyi dilediği zaman, şöyle diyelim, nefsi manada almış olduğu azabını, yani tatmış olduğu o tadışı, o tadıştan aldığı lezzeti yitirtir ona. Yani o tadı kendisinden alır. O zaman rahmete yönelmeye çaresiz kalır. Yani mutlak manada rahmete yönelir. Neden? Çünkü o tadışı alamadığı için artık onun başka bir tadış alması gerektiğinden tam zıttı olan rahmet tadışına yönelir. Allah-u Teala'nın şanı da odur ki rahmet tadışını talep edene de, yani çaresiz kalmış olana da duasına icabet eder. Yani rahmet tadışına yönlendirir. O lezzeti verir, o tadışı verir, o azbı verir içerisine diye ifade edilmekte. İş bu durumdaysa o kulun azaptan Allah'a ilticası ve ona sığınması yerinde olur. Hak Teala ise onun sığınmasını kabul buyurur. Yani buradaki sığınma,
hayal ve vehimden hakikatine sığınma şeklinde anlaşılmakta. Cenab-ı Hak da bunu kabul eder. Yukarıda anlatılan mana icabıdır ki küffarın Allah'a ibadeti zatidir. Onların bu şekilde ibadeti her ne kadar kendilerini saadete götürür ise de dalalet yoludur. Yukarıda anlatılan mana icabıdır ki küffarın Allah'a ibadeti zatidir. Yani batın alemindendir, zahir aleminden değildir, özdendir. Onların bu şekilde ibadeti her ne kadar kendilerini saadete götürür ise de dalalet yoludur. Yani dalalet yolundan gitmedir. Hani velat dalin diyoruz ya, işte hakikat ehli dalin olmayan, gerçek olan yoldan hakka gider. Dalalet ehli de mudil olan yoldan hakka gider. Dalalet yolu olması da o yoldan saadet husulünün uzağıdır. Dalalet yolu olması da o yoldan, yani dalalet yolundan saadetin meydana gelmesinin uzağıdır. Yani saadetin meydana gelmesi uzaktır. Oradan da varılır ancak yol uzaktır diyor. Zira o yoldan gidene hakikatler inkişafı ancak ahiretin azap tabakalarına girdikten sonra mümkündür. Bunların tümü dünyada tabiat ateşi tabakalarına dalmasının cezasıdır. Beşeriyeti icabı onlara sözle dalmıştı, işle dalmıştı, halle dalmıştı. Nereye? Tabiatına dalmıştı. Bu cezasını bitirdikten sonra Allah'a vardıran yolunu da kat etmiş olur. Bunun böyle oluşu kendisine gelen nidanın uzaktan oluşudur. Bu cezasını bitirdikten sonra Allah'a vardıran yolunu da kat etmiş olur. Bunun böyle oluşu kendisine gelen nidanın uzaktan oluşudur. Ancak bu hallerden sonra ilahi saadetine nail olur. İlk adımda yakınlık bulanların erdiğine erer. Bu ilklere yakından nida gelmiştir. Daha sonraki sayfalarda bu uzaktan ve yakından gelen nidalardan bilgi verecek. Onun için sayfanın neresinde diye baktım. Bu ilklere yakından nida gelmiştir, anla. Bu bölümü de böylece bitirdikten sonra tabiatçılara geçelim diye, yani puta tapanların halini böylece bildirdikten sonra şimdi de tabiatçılara geliyor.